seni okuyacağın mektebin amına koyayım ben Deniz ya. O okulu yapanın mimarını sikeyim ya. O okulu yapmak için alınan betona verilen kredinin, o krediyi veren memur var ya, onun ben geçmişini sikeyim. Izdırabını sikeyim. Bu nedir ya benim çektiğim? Senin müjdeliyenin amına koyayım ya. Senin müjdeliyenin amına koyayım. Böyle usta mı olur ya? Şu amına kodumun yağına bir bak ya. Ama diyorsun ya. Ha? Yağ diyorum ben ya. Şu motorun anasını sikmeden önce bir yağa bakacaksın ya. Amına koydun arabanın ya. Anasını siktin arabanın. Böyle bir şey olur mu? Bütün motora ayağını soktun soktun çıkardın. Soktun soktun çıkardın. Geçmişini sikeyim, böyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi Mustafa'cığım. Sen şimdi git arkadaşlarına biraz top oyna, tamam mı? Ben de annenle özel bir şey konuşacağım, tamam mı? Bak top dedin, yalnız nasıl aklıma ya. Biz nasıl top oynuyorduk okulda ya? Üf değil mi? Aman nasıl oynuyorduk ya? Ya var ya, inanılmaz hızlıydı. Nasıl kaçıyordu aralardan böyle? Evet. Yatık ayak yakalaması falan çok zordu ya. Yani. Top karınca gibiydi ya. Nasıl? Ya çok hızlı anlamında yani, değil mi Mustafa? Mustafa nerede lan? Ha Mustafa. O hızlı yani, çok çabuk şey oluyordu, kaçıyordu her yerde. Anladım. Annesi. Bu güzel çocuğun dersleri nasıl bu Mustafa'nın? Sinem sen ne okuyordun ya? Beden eğitimi. Ne? Beden eğitimi. Bir sürü var da. Ay iyi ki geldim ya. Aa. Tatlı demeyelim mi? Tatlı. Kanka bize biraz izin verir misiniz ya? Veririz. Bir konuşalım. Sonra görüşürüz zaten. Annenden tut ha. Aynen öyle. Kaybolma sakın bir yerden. Ay durun, Mustafa'nın yarısı burada kaldı. Yarısı burada kaldı Mustafa. Ay çok tatlı çift ya. Bunlar var. Aşırı yakışıyorlar ya. Allah nazarından saksın. Esat ne oluyor ya? Neyin var senin? Ne güzel gülüyorduk. Bak senin yüzünden mutiler de kalktı. Ya benim yüzümden mi kalktılar? Niye? Benim yüzümden niye kalksınlar ya? Geldiğinden beri çocuğa muti diyorsun. Muti ne ya? Mustafa çocuğun adı. Muti ne ya? Muti daha çok yakıştı bence ama. Ya daha ne kadar da böyle devam edeceksin dedin? Bilmiyorum ya. Bugün aşırı formumdayım. Böyle bir şakacıyım yani. Anlamadım Esat ben de. Ya anlamıyorum. Hakikaten anlamıyorum. Ne yaptığını anlamıyorum yani. Ciddi anlamda anlamıyorum ne yaptığını. Niye böyle bir şey yapıyorsun şu anda? Ay sen de gülüyordun az önce böyle kıkır kıkır. Ne oldu şimdi? Sinirim bozulduğu için gülüyor olabilir miyim acaba ben? Tamam anladım. Umarım anlamışsındır yani. Geldiğinden beri çocuğun ağzına sıçtın ya. Çocuk yerin dibine girdi ya. Ay daha ne kadar yerin dibine girecekse. Ya. Biz niye eksik yapıyoruz Deniz ya? Niye tam yapıyoruz ki zaten? Peki ne olacak böyle yani? Senin yanındayım ama
aslında değilmişim gibi. Anlatabiliyor muyum? İlk defa bu kadar iyi anlıyorum. Çok yoruldum Deniz. Sana bakıyorum ama seni göremiyorum. Seni dinliyorum ama seni duyamıyorum. Böyle mesela tam dedim ki tamam dedim ya. İşte bu dedim ya. İşte bu. Yıllarca bekledim falan ama değdi dedim yani. İşte bu değilmiş Deniz. Seni sevmeye çalışırken kendimden vazgeçtim. Yani ben farklı mıyım sanıyorsun? Buraya kadar mı? Sen sabahtan beri. Ne demek lan? Sen kimsin ya? Ne demek sen kimsin? Deniz kim Deniz? Sabahtan beri geldin Deniz. Hadi 5 dakikan var bak değişecek sonra adamlar. Seni bekleyemem. 8 çocuğumun anasını geçen sene hızlı randevu sayesinde buldum. Kaplanı mı hızlı randevu sayesinde buldum. Artık çok mutluyum. Hızlı randevu. Allah senden razı olsun. Evet geçen sene. Diyorsun, geçen sene diyorsun. 2 bende vardı, 3 onda vardı. Bir tane de yaptım. 8. Kaç tane adam bekliyorsun? Kasıktı bitti. Kalk. Sen de mi uğraşacaksın ben? Kalk. Deniz'e. Dur bir anlat. Kaç günde o kız? Ne konuştun siz onunla? Şimdi Şöyle ben tabii şimdi maddeden vazgeçemiyorum. Enin içinde mi dinlemek istedin? Anlat. Çekilin versene. Al. Allah'ın cezası. Evet. Sonra Deniz anlat bunları. He. Tabii ben maddeden çıkamıyorum. Salaksın. Ha. O boş eve bunu bir atacaksın kızı. Kafa çalışmıyor ki sende? Ya ama işte atacağım da ben o maddeyi bir kere seçmişim. Ne yapacağım? Çıkamıyorum ki ondan. Sana orası ne dedi? Ya yok demedi aslında. Aslında tarzı iyiymiş ama söylemedim. İçimde hata var. Yok demedi ya. Orospu falan demedi. Aslında... Ama yani mantık olarak iyi bir şey de söylemiş aslında ama yani kelime hoş değil bize göre. Orospu iyi bir şey mi demek anlamadım ya. Orospu iyi bir şey olmayabilir ama... Hayır orospu demek... Sana orospu mu demek istedin? Hayır ben sanıyorum. Ha sen demek istemedin. Aslında o da demek istemedi. Yani o aslında böyle daha... Yani narbe aile adamı şeyindeydi falan. Hayır. Ben biraz lafları oraya getirdim. Ben adama sürekli seks dedim bir kere. Aa. Evet. Bana da... Yani biz de konuşabiliriz mesela bunları. Seksi mi? Evet. Yok sana yanlış... Çok da iyi değil mi ama yani... Ne en iyi? Başta konuşmalıyız bence bütün bunları ya.
Ne? Burada mı? Hepimizin kafasındaki tabuları bunları yıkmalıyız. Ne dersin? Ne? Bir dakika, bir şu şey an. Yapıyorum. Hemen. Ha, hemen, hemen, hemen. Şu ne? An. Masaya mı çıkalım? Anlamadım. Hayır, seç. Yani konuşabiliriz. Burası bilmiyorum. Tuvalet belki. Aa, ama bir dakika, sen beni bir dinler misin ya? Bir dakika dinle. Bir dakika dinle beni şimdi. Adamı sürekli mesela dedim ki porno dedim böyle. Aa. Peki porno izliyorum. Peki porno dedim. Ama sen de biraz. Spatula dedim. Bilmem spatula. Kimin birisi yerine spatula sokuyorlar dedim falan. Neler anlattın? Sen ne tarz seviyorsun porno biraz herhalde? Ya ben hayır, ben değil ya. Bunlar uydurma aslında. Ben biraz abarttım ya. Sen o kızla ikinci randevuyu ayarladın mı? Ayarladım. Bas geç. Hmm. Görecek abi kız. Yani biz daha fişe takmadan ketil almıyoruz. Kafan çalışsın biraz. Sarp'a dedim ki Banu'nun dedim takma götü şey, var dedim. Banu diye biri var dedim falan. Abuk sabuk şeyler. Banu, Sarp ve takma göt kim ya? Takma göt bir de duş başlığı var. O en kötüsü. Duş başlığı. Banu'nun duş başlığını tuttuğunu anlattım falan. Banu duş başlığı ne yapıyor? Duş başlığınla bir takım yakın ilişkiye giriyor falan dedim. Aa, ilgi. Banu kim? Banu ev arkadaşım. Numarası şey. Ya böyle bir şey söyledim mesela. Çocuk aa. Diyor ki eski sevgilim diyor, eski sevgilim beni diyor bir çocuk için terk etti. Çocuk çok yakışıklı. Ben de bir numarası var mı diyorum. Ne kadar ayık bir hareket. Mesela Banu'yla ben. Yani... Ya hep Banu benden rol çalıyor. Bu nasıl bir iş ben anlamadım ya. Hep Banu, o da takma göt. Ne takma götmüş arkadaş? İlla bir de takalım madem göt o kadar önemli. Ha, sende de mi var şu an? Ha yok ben. Bir bakarım, bir kalkar mısın lütfen? Ben çünkü böyle yapaylıklardan hoşlanmam. Bende göt yok. Nasıl göt? Ha var. Hiç yok. Öyle değil, hayır var. Ama biraz gelirken baktım evet biraz. Şey ama yani hiç yok da denmez o kadar da. Kendini aşağılama lütfen, bak kendine bunu yapma Deniz. Lütfen. Benimle kal, bana bak. Benimle kal lütfen. Bana bak. Evet, sakin ol, derin nefes alıyoruz. Evet. Derin nefes. Ya göt, hayır öyle, hayır yapma. Ama bu squat yaparsın olur. Böyle yani herkes yapıyor ya zaten. Ya ne kadar güzel. Böyle dedi ki aile kurarız dedi, evlenmeden sevişmem dedi. Ne kadar aslında yani günümüzde kaldım. Evlenmeden sevişmem mi? Ne anlatıyorsun sen ya? Yani aslında... Ne yapacaksın yani? Ne olacakmış peki? Ne istiyor? Herif hayattan ne istiyormuş? Bana bunu anlatır mısın ya? Öpüşüyormuş, kulak yalıyormuş. Kulak mı yalıyormuş? Hı. Aa. Öyle dedi. Yani... Sen hoşlanır mısın? Belki de. Bilemedim ki. Ama işte o ters giden olaylar falan, bu huzursuzluk... İşte o arada şey düşündüm. Acaba bu kitap olmasaydı... Yani belki de bu kadar kötü bir buluşma yaşamayacaktık. Ya şu amına kodumun yağına bir bak ya, bakacaksın yani. Çıldırttı beni ya, çıldırtma beni ya. Bak şu ya, bir bak işte ya. Ne oluyor ya, niye bağırıyorsun? Hayır, kızın da haklı olduğu yerler olabilir. Olabilir tabii de ya. Sakin ol, lütfen. Tamam. Büyük beyaz sik. Neye ne? Ah, çok özür dilerim, benim Tourette sendromum var. Özür dilerim. Ne sendrom? Selamünaleyküm. Hoş geldin dayı. Dayı? Nargile yapacaksın herhalde bana. Afroditli mi? Naneli. Afrodit ne ya? Nargile. Ha, aa biliyorsun. İyi. Aynen. Şimdi ben sana şöyle olayları baştan anlatayım. Başka bir sebep için buraya oturduğunu düşünmüyorum. O yüzden baştan anlatmaya başlıyorum. Şimdi şöyle bir şey oldu. Biz tabii Sarp'la karantinada kalmış. Efendim? Adanalı mısınız? Hayır. Allah Allah. Adanalılara böyle benzeyen bir şeyim var. Kavruk bir göz bakış. Yani yüreğinin kavrukluğu gözlerini vurmuş diyebiliriz. Öyle bir kavruk bir bakış yani. Baktımı yakan bir bakış gibi. Adanalılar öyledir. Seni bekliyorum. Neyi bekliyorsun ya? Ben sana yürüyorum. Aa, hiç tabii. Belli olmuyor ama dayı biraz pozitif. Dayı mayı falan. Gözlerin güzelmiş. Teşekkür ederim. Yani. Çapkınsın dayı. Hiç. Hiç mi? Hiç. Aa, az önce çok de yürüyordun ya. Harbi yürüyorum yani. Harbi yürüyorsun. Evet. Hani... Peki balık etliler mi, kuru götlüler mi? Etkilendik biz birbirimizden, bir yakınlaştık tamam mı? Evet. Ondan sonra yakınlaştıktan sonra ben dedim ki biz neyiz ya dedim, biz neyiz bir adını koyalım dedim. Sonra o da bana dedi ki biz dostuz. Ayağımını koyayım işte, benim istediğim de buydu. Neydi? Niye? Çünkü ben seninle hoşlan. Ya dayı duygusal bir şey anlatıyorum bana, vay amına koyayım diye. Vay amına koyayım diye giriyorsun ama ayıp ya. Adanalılar öyle sever zaten, böyle vurdum mu öyle titretecek. Ben aslında fark ettim. Bir vursana. Bak, şuraya bir vursana. Vur. Ya vur. Nereye gidiyorsun maniküre? O da mı acaba kitap maddesi uygulayı? Tamam, müsaade etsene. İki dakika. Ne oluyor? Deniz abla ile konuşayım 2 dakika. Aa. Deniz abla nasılsın? Nasılsın abla? Aa, İtik Mustafa mısın sen? Sabah ne? Sarp abi boş ver ya, canım sıkkın. Hiç anda gördüm seni abla diye koşarak yanına geldim vallahi. Sarp abi ne yapıyor? Boş ver dedik ya Sarp abi. Boş ver oğlum abla ya. Git saatle buluş o zaman İtik Mustafa, canımı sıkıyorsun ama. Hayır şey ya, memeleriniz çok büyük ya ondan dedim. Kırdın mı sizi? Hayır, devam et. Evet. Vücudumda başka nerelere baktın? Aslında bakmam. Anladın ama memelerin büyük olduğunu. Yok
Yok öyle... Anladın. Başka nelere bak. Söyle hadi. Ha? Seviyor mu meme? Ha? Seviyor mu? Uyuttun mu arada? Arasında uyuttun mu? Siz sabah ne yaptınız abi? Abla? Sarp abiyle ne yaptık? Evet. Sarp abiyle bir şey yapmadık henüz. Hiç. Kulak? Ha onu yapıyormuş galiba ama. Onu yine bir bana denk gelmedi. Kendisi izliyor hepsini. Yok, bana yapmadı ama bana yapmadı. Bize hiçbir şey izlettirmiyor. Amına koyayım ya. Ne yapacaksın? Amın iyiyim, amın iyiyim. Alem iyi. Öyle derler bizim orada. Hayırdır, ben niye masadan aldım insan arkadaş? Ben Deniz abla. Ablayı tanıyorum abi. Ay. Deniz ablayı tanıyorum. Tabii tabii. Biz seni tanıyorum. Ah babunuz abi, seni tanımıyorum abi. Çocuklar, tamam ben buradayım. Hepinize yeterim. Yani yani konuşuruz. Abla diyor, Sarp diyor. Ben abla diyorum yalnız abi. Abla yani. Abla. Ha abla abla bu. Olaya şey girmedim yani. Senin aramızdaki daha özel dayı. Hadi mi? Evet. Benim Sarp abla, ablayla arası şey. Biz tanışık hemşireyiz. Biz bunlara birkaç sene vesile ettik. Bizim abi var. Bütük abi. Hiçbir şey izlettirmedimize ve samimiyetimiz var yani. Onlar. Şimdi ne yapıyoruz biz? Ya ben istemiyorum mu zannediyorsun ya? Ben de istiyorum tabii ki de. Ama şu amına gideyim kitabı yüzünden şey yapamıyorum ki. Ben de istiyorum ama kitap yazıyor. Romantik erkek, romantik erkek. Yani o artık kız üstüne şarabı döktü. Diyor ki gel bana, gel bana diyor. Ben bunları yer miyim ya? Ucuz numaralar bunlar yani. Sen atın hafızı. Deniz abla, telefonda bu da abla. Ben Sarp abiyi tanıdığım için. Ay Sarp abi kadar. Seni yakıştıramadım onunla yani. Sarp abi aramızda bir şey yoksa. Ben sana söyleyeyim. Aramızda bir şey yok, söyleme Sarp abi. Bana gitmesi sıkıntı olur. Senin göz atlar gitmiş. Hepsi alkolden. Yok alkolden değil. Neyden? Anladım. Ha sen onu bir... Ama. Ama böyle her gün gördüğünüz, her bulduğunuz içerseniz... Hayır onu demek istememiştim. Neyse ne? Özür diliyorum. Ne? Ya burada kimse kontrol etmiyor mu ne döndüğünü anlamadım ki. Şimdi burası aşırı duygusal olduğu için sana bir kere anlatacağım. Lütfen iyi dinle, tamam mı beni? Senin ne işin var? Ne işin var senin burada? Ne demek ne işin var senin burada ya? Ben hızlı randevu burası ya. Dünya en iyi konsepti ben. Aşk arıyorum ben, onun için geldim. Sen mi aşk arıyorsun? Aşk arıyorum. Reklamlarını gördüm. İnanılmaz vurucuydu. Geldim. Sen mi aşk arıyorsun? Ne aşk arıyorum? Ne var? Yok ya ben aşk aramıyorum ya. Aramıyorum. Ben pompaya geldim buraya. Buffy Buffy'ye geldim. Sen iyi bilirsin Buffy Buffy'yi. Ha? Diyorum ki... Birini tedaviden kaldırayım diyor. Ne diyor? Ha? Birini analogdan dijitale geçireyim diyor. Ne diyor? Sütten keseyim birini diyor. Ne diyor? Cam açacak kıvama getireyim diyor. Ne diyor? Olmaz mı diyorsun? Hayır mı diyorsun? Ne diyeyim ya? Tam senlik hareketler ha. Ya nasıl benlik hareketler ya? Ben böyle biri miyim ya? Böylesin, evet böyle hiç öyle biri değil. Böyle bir erkeksin, hayır. Erkeksin işte. Ne varmış erkekte? Aklım fikrim neticeni değişti. Skor kovalamaya gelmişsin buraya. Ya sen buraya künefe yemeye mi geldin? Sen de skor kovalamaya geldin. Alakası bile yok. Bir kere burada bir tane dayı vardı mesela. Onunla oturduk, nargile içtik. Dayılara mı sardın artık? Hayır, geldi, denk geldi yani. Nargile içtik beraber. Nargile mi? Ne nargile? Nargileciydi. Tamam getirdi. Dışarı çıkıp içtik. Ne var yani? Getirmiş. Nargileyle mi dolaşıyorsunuz? Ya da dolaşıyormuş dayı. Bir tane çocuk geldi, gençten bir çocuk, yakışıklı da. Dedim ki ona taktikler verdim, senin gibi olmasın diye. Ne var be, ben taktikler ne yapmışım verdim. Ki? Bırak ne yapmışım ya. Ben ya? Ben de aşkı aramaya geldim yani. Ya benim sen öyle nasıl bir aşkı yok. Arayacaksın ya? Burada bulduğun aşkları evine götürüp taciz mi edeceksin yani, ha? Ne kötü kötü bakıyorsun? En sevdiği şey, oturursunuz böyle karşılıklı korku filmi izlersiniz. O da benim gibi korkuyorsa, koy bir tane kucağına mısırı. Aa mısırı bulamadım hay Allah ya. Terbiyesiz herif. Ben o kadar iyi bir şey yapmışım ki seni terk etmekle. Şimdi sen mi beni terk ettin? Sen beni terk falan etmedin yani. Ben seni kovdum neredeyse evden yani.
Ay ben çok meraklıydım sanki senin o mangal kokan arkadaşlarına. Benim arkadaşlarım mangal kokmuyor, mangal yapıyor. Mangal kokmuştunuz ama. Beni sinirlendirme bak. Mangal kokuyordunuz, ayrıca bir dedikodum yapıyordunuz. Bunu da çok iyi biliyorum. Senin dedikodun ne yapalım ya? Senin dedikodun niye yapalım ki? Arabanın ağzına sıçmıştın hatırlıyorsan. Motorunu parçalayıp, motorunu yere indirip motoru yerde yakmıştın. Bu nasıl olabiliyor? Ben zaten bunu anlamadım. Çok iyi yapmışım. Ne demek çok iyi ya? Ya madem arabadan anlamıyorsun, o zaman arabadan anlamıyorum de. Yalancısın sen çünkü. Ben mi yalancı? Ben yalancı. Ben miydim peki motoru olmadan motoru varmış gibi böyle böyle bir deri ceket giymiş böyle böyle yürüyen bir kaskını takmış sadece kaskını bir de o kasa dayak yedim çok da iyi oldu oh canıma değsin. Ondan sonra öyle gelen ben miydim yok zombilerle savaşmayı biliyormuş bok biliyorsun zombilerle savaşmayı. Zombi diye sen bir şey nereden yok biliyorsun? Dedi siz anlatamadım. Yoksa o zaman ne biliyorsun ne diyorsun o zaman ben biliyorum da bana bırak bana bırak bana bırak. Ne yapayım sana zarar insanları... versinler ama. Bana zarar vermiyordu onlar ondan bir kere zaten oyuncuymuş insanlar. Ama nereden bilebilirdik ki bunu? Şeyle karton sopalarla adamları kafasına vurdum vurma dedim bir dertleri var dedim sor dedim. Resmen bir dertleri var dedim. Tüptü. Tüp gerçekti bir de. Evet. Acaba ne oldu teyzeye? Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ben değilim yani yalancı. Sensin yalancı. Peki. Peki şeye ne diyeceksin? Rakı içmeyi bilmeyip de bana rakı adabı öğretmeye. Yo biliyorum ben rakı içmeyi. Nasıl içiliyor rakı? Bardak. Bayağı iç. Bayağı. Nasıl? Önce ne koyuyorsun? Rakı koyuluyor tabii Sarp önce. Sonra? Su. Sonra? Buzlu içiyorsan buz. Buzsuz içiyorsan? Buz. Koymuyorsun. Peki diyelim şalgam var yanında o zaman. Şalgamı ayrı içiyorsun zaten. Evet bir şeyler öğrenmişsin sen de. İyi sen de unutmamışsın ama yani diyorsun öyle bilmiyorsun diyorsun ama unutmamışsın. Ayrıca eğlenceliydi bayağı da sarhoş olmuştuk yani. Evet ben de biraz hatırlamıyorum yani. Çok da güzel laflar söyledim. Evet. O gece. Bir şeyler söyledim. Çok da güzel laflar söyledim böyle rakı. Nasıl bir tane vardı onu. Böyle tutuyorum rakıyı. Herkes kaybettiği kadar içecek. Bu masadan en son sen kalkacaksın. Şurada koyuyorsun. Ben seni seviyorum. Sarp. Deniz. Lütfen. Sen gittiğinden beri sadece seni düşünüyorum. Hatta buraya da belki böyle kafa dağıtırım diye gelmiştim ama... Burada resmen sana daha çok bağlandım. Belki saçma gelecek ama... Gerçekten öyle. Böyle her gülüşümde... Senin gülüşünü hatırlıyorum. Sanki her gözyaşı senin yeşil gözlerinden akıyor gibi. Sarp. Deniz, hani insanın hayatında bazı şarkılar olur. Mutlu olduğunda sürekli dinlemek istersin. Hatta dinlemesen bile kulaklarında çalar. Mesela patronun gol şarkısı gibi. Sen benim golümsün Deniz. Sen mutlu olduğumda kulaklarımda çalma şarkısı. Hani böyle çocukların ellerinden oyuncaklarını alırlar bazen. Ama çocuk o zaman çok ağlar. Ama şımaramaz çünkü çok mutsuz olduğu için.
böyle yeni oyuncak alır. Kaybettiği oyuncağının yerine koymaya çalışır onu. Olmaz. Hatta bu yeni aldığı oyuncağı eski oyuncağının adını koyar. Onu öyle yaşatmaya çalışır. Ama beceremez ya. İşte ben o çocuk gibi hissediyorum ben. Senden vazgeçemiyorum. Sen... Hiçbir şeyi senin yerine koyamıyorum. Sen... Seni çok seviyorum. Kadar seni şimdi ise oldum bak yeni biri. Aşk geriliği kişi sonumuz belli mi? Benim ruhum hep derin deniz. Sarpa sardık durduk senle biz. Ruhumda açtın bak yeni biri. Hangimiz çaresiz, hangimiz gerçek? Geri gelmez, geri gelmez, geri gelmez. Geri gelmez, geri gelmez. Sonra kaçırma. Geri...